Peki hocam, bununla birlikte şeker hastalarımız var. Evet. Peki şeker hastalığında diyabetle beslenme nasıl olmalıdır? Evet, kişinin şeker hastalığı varsa mutlaka öncelikle hekim kontrolünde olması gerekiyor. Belki ilaç kullanması gerekebilir veya insülin kullanması gerekebilir. Beslenmesine baktığımızda kişi ara öğün yapması şart oluyor. Çünkü kişi kendisini aç bıraktığında şekerinde çok fazla dalgalanmalar görebiliyoruz. Sabah mutlaka kahvaltıyla, erken saatte kahvaltıyla güne başlaması gerekiyor. Tam tahıllı ürünler tüketmesi gerekiyor ki şekerini daha güzel bir şekilde dengelesin. Tabağına baktığında her öğün mutlaka ya bir sebze yemeği olsun ya et, tavuk, balık olsun. Yanında mutlaka güzel bir kase salata ve yoğurt bulundurursa şeker hastaları güzel bir şekilde şekerin yükselmemesine zaten engel olacaktır. Peki Büşra Hocam, izleyenlerimizden gelen sorulara cevap vereceğiz ama yine önemli bir konudan da ben bahsetmek istiyorum. Diyet esnasında kabızlık yaşayabiliyoruz. Evet. Peki kabızlık durumunda nasıl beslenmeliyiz? Kabızlık neden oluşur? Kabızlık eğer ki kronikse birkaç gün içerisinde, maksimum bir hafta içerisinde geçmiyorsa mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var. Belki farklı bir sağlık problemiyle karşılaşılabilir. Kişi biraz analiz etmek gerekiyor. Neden kabızlık oluştuğuna dair hareket mi etmiyor? Sıvı tüketimi nasıl? Beslenmesi nasıl? Kişi genelde lif ve posadan fakir beslendiğinde biz kabızlık görüyoruz. Yeterli sebzesini tüketmiyorsa, meyve tüketmiyorsa özellikle kabızlık görülebiliyor. Kişiye biraz daha lif ve posadan zengin beslenme öneriyoruz. Sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerinden oluşan güzel bir beslenme programıyla biz bunu destekliyoruz zaten. Kuru bakliyatlar çok iyi gelir. Kuru bakliyatlı işte nohut, mercimek, kuru fasulye tüketebilirler. Öğlen akşam sebze yemekleri mutlaka tüketsinler. Ara öğünlerinde de meyve ve bol bol su içtiklerinde zaten kabızlık sorunu da çözülecektir. Peki yağ yakımı kolaylaştıran besinler var mıdır hocam? Evet, yağ yakımını kolaylaştıran besinler oluyor. Yeşil çay öncelikle metabolizmayı hızlandırdığı için yeşil çay tüketebiliriz. Fakat yine uyarmış olalım. Kişinin tiroid problemi, tansiyon problemi veya kalp problemi varsa yeşil çayı dikkatli kullanmak gerekiyor. Yoğurt çok güzel metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde yoğurt, ayran olabilir veya cacık yapabiliriz. Çok da güzel tok tutuyor. Yumurtayı mutlaka bulunduralım. Yumurtayı hatta omletin içerisine ben birazcık zerdeçal ve karabiber de eklemeyi tercih ediyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçal eklediğinizde ve biraz da karabiber eklediğinizde hem metabolizmayı hızlandıracak hem de zerdeçalın vücudundaki eklem iltihapları giderici özelliği de olduğu için çok da faydalı bir baharatımız. Baharat demişken pul biber, kırmızı pul biberden çok güzel fayda sağlayabiliyoruz biz metabolizma hızlandırma adına ve kuru bakliyatlar özellikle nohut ve yeşil mercimekli salatalar yaptığımızda veya yemeklerini tükettiğimizde yağ yakımını kolaylaştırmış oluruz.